Gündüz merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Bugün sana birkaç tane soru sormak istiyoruz. Bu sorulardan bir tanesi, senin için neden Makedonya? Makedonya, Türkiye'de okuyamayacağım bölümleri burada daha okuma fırsatım oldu. Yani hayalimdeki bölümü burada okuma fırsatım var. O yüzden Makedonya'yı tercih ettim. Peki bu tercihin sonrasında Makedonya'ya gelmek senin için zor oldu mu? Benim için biraz hızlı gelişen bir şeydi Makedonya olayı. Zor oldu mu? Olmadı yani, öyle bir zorluğu olmadı. Zaten tek yaşamaya alışığım. Onun için zorluğunu görmedim. İyi, yani güzel. Peki Satay ile nereden tanıştın? Satay'ı bir arkadaş aracılığıyla tanıştım. O daha önceden araştırma yapmış anladığım kadarıyla. Ondan sonra bir şans eseri yani denk geldi Satay. Gelmeden önce Satay hakkında araştırmaların sonucu ne tür bilgilere ulaştın? Araştırmayı ben yapmadım yani açıkçası. Yani daha çok ailem bu konuyla ilgilendi daha çok. Yani hep geri dönüşü olduğu için güvendik yani. Öyle kendi soru cevap tarzını ilerledi zaten. Öğrendik yani her şeyi. Peki bu süreçteki işlemlerini kısaca bize anlatın. Mısın? Evrakları hazırladık ilk aşamada. Evraklar hazırlandıktan sonra ilk ailem yurt taraftarıydı, işte hani girdi çıktısı olsun tarzında bakıldı. Daha iyi oldu. Birçok arkadaş tanıdım yurt sayesinde. Aslında komik taraf da o zaten. Yani buradaki yurt kavramıyla ev kira fiyatları aynı. Çoğu ev ve yurt fiyatları aynı. Sadece yurdun tek güzel yanı arkadaş çevresi çok geniş oluyor ama evde öyle olmuyor maalesef. Peki bu durumlar gerçekleşirken Sata seni hiç üzdü mü? Benim ilk defa bir eğitim koşuyla bir işim oldu. Beni üzecek bir şey yok. Hep neticesinde işim halloldu yani. Bir sıkıntı görmedim. Peki bugün tanıştığın Sata sence nasıl? İyi. Yani hiç bir sıkıntısı yok. Başta neyse şu anda odur. Daha da yakınımdır hatta. Sana verilen tüm sözler tutuldu mu peki? Tutuldu. Yani hiçbir şeyini görmedim. Hatta artısı var. Danışmanlık ücreti dışında tüm işlemlerin ücretsiz miydi? Evet. Cebinden ekstra bir sebeple bir para çıktı mı? Yok. Bunlar tercümanlık, çeviri ücreti vesairesi yok, gibi. Yok. Hiçbir şey yok. Bu soruda çok böyle çok komik cevaplar aldık. Bakalım senden nasıl bir cevap alacağız. Sata'yı bir kelimeyle tanımlamak istersen sence bu hangi kelime olurdu? Sonuçta bir hayatımda önemli bir yeri var şu an. Yani bilmediğim bir yerde yardımcı oluyor bana. Yani o benim hayatım. Öyle diyebilirim. Peki Makedonya'ya gelmek isteyen arkadaşlara bir önerin, bir tavsiyen var mıdır? Sata her işinize koşacak tek kişidir. Başka da bir tavsiyem yoktur.